Ben Muhammed Aydın. Ünye Mehmet Necati Vedinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeniyim. 38 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. 16 yıldır Sakarya'da, Mardin'de, Ankara'da, Tokat'ta çalıştıktan sonra da 6 yıldır memleketim olan Ünye'de hizmet vermekteyim. Peki Muhammed öğretmeni küresel öğretmen yolculuğuna götüren süreç nedir? Biraz müsaadenizle bundan bahsetmek istiyorum. Muhammed öğretmen 16 senede Türkiye'de ve ulusal ve uluslararası etkiye sahip 52 proje yürütmüş bir gönüllü öğretmendir. Çünkü ben kendimi hep yalnızca öğretmen olarak hitap etmeyi eksik buluyorum. Öğretmenler bana göre gönüllü öğretmenlerdir. Yani görevini aşkla, yüreğiyle yapan öğretmenlerdir. Bu yüzden şerefle gönüllü öğretmenim demek istiyorum her yerde. Peki küresel öğretmen ödülü dediğimiz, bugünlerde adını sıkça ordumuzda da duyduğumuz platform, yani Global Teacher Prize platformu nedir? Bu platform dünyada en geçerli, en büyük öğretmen ödülü platformudur ve eğitim Nobel'i olarak kabul edilir. İngiltere'de dünyanın en büyük eğitim vakfı olan Warke Foundation, yani Warke Vakfı'nın organize ettiği, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin ve dünyada bütün devletlerin tanıdığı bir ödül platformudur. Bu platforma her yıl dünyanın çeşitli coğrafyalarında kendi toplulukları ya da geniş çapta dünya toplumları adına çalışmalar yürüten, fark yaratan öğretmenlerden devletler kendi adayını gösteriyor. Ya da siz öğretmenseniz, geniş çapta fark yaratan projelere imza atmışsanız, ön koşulları geçtikten sonra da web sitesi üzerinden kendi başvurunuzu da yapabiliyorsunuz. Tamamen objektif, arkanızda hiçbir siyasi ya da farklı bir güce, desteğe gerek kalmadan yalnızca kendi emeğinizin ürünüyle başvurabileceğiniz bir platform. Bu yüzden öğretmenlerim müsterih olsunlar. Beni Ordu'da öğretmen eğitimlerinden, zaten öğretmenlerimin çoğu biliyor, ne kadar emek verdiğimi biliyor. Bu yüzden çok kendimi anlatma ihtiyacı da açıkçası duymak istemiyorum. Yalnızca ben bunu yalnız Ordu olarak değil, tüm Türkiye'de de yaygınlaştırmak istiyorum. Çünkü bu bayrağı dünyada bugün Muhammed öğretmen taşısın, yarın Ali öğretmen, ondan sonraki yıl Ayşe öğretmenler taşısın. Benden önce de bu platformda bayrağımızı dünyada dalgalandıran 4 tane iyi yürekli, geniş çapta fark yaratmış öğretmen arkadaşımız mevcut. Bu yıl ilk kez başvurdum. Genelde öğretmenlerimizin ilk başvuruları kabul olmuyor. İlk başvurumda ilk 50'ye girebilmek benim için büyük bir onur oldu. Tabii ki bu yolculukta ilk 50'ye seçilirken beni neden seçtiler? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Biraz önce de dediğim gibi Türkiye'nin farklı coğrafyalarında geniş çapta etki sahası büyük, toplumsal farkındalık projeleri yürütmüş gönüllü bir öğretmenim. Bunu yaparken gece gündüz öğrencilerini yanına alarak okullarda sabahladığım çok olmuştur. Ve bu 52 projenin genelinde kitap okumaya yönelik farkındalık projeleri, anne çocuk eğitimine yönelik üniversitenin sivil toplum, üniversitenin öğrenci kulüpleriyle beraber gerçekleştirdiğim farkındalık seminerleri, ayrıca korunmaya muhtaç çocuklara yönelik geçmişte bakanlıklarla yürüttüğüm toplumsal farkındalık projeleri ve kendi branşıma yönelik Itevening, Erasmus Plus, TÜBİTAK gibi devletin birimlerinde yürüttüğüm kendi projelerim ve tabii ki sivil toplum örgütleriyle beraber toplum yararına okul dışı vakitlerde de bizzat bulunduğum ve yazdığım, yürüttüğüm projeler beni bu platforma taşıdı. Yani tek bir projeyle ya da tek bir çalışmanızla böyle bir platformda yer alabilmeniz mümkün değil. Ordumuza ilk defa nasip olan dünyanın en iyi 50 öğretmeninden birisi olma unvanını getirdim. Ben bu unvanı Ordu'daki bütün öğretmenlerime yaymaya çalışacağım. Şu anda çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. Yani siz dünyanın en iyi 50 öğretmeni seçildiniz ama yerinizde oturun denmiyor bize globalden, yani küreselden. Biz her gece 2'ye kadar alanlarında fark yaratmış, kendi ülkelerinde ya da dünya ülkelerinde toplum yararına yönelik geniş çaplı projelere imza atmış o harika öğretmenlerle birlikte 50'miz projeler yürütüyoruz. Mesela şu anda benim çalıştığım 3 tane öğretmen arkadaşımla beraber savaş çocukları mağdurları için
yürürlüğe koyacağımız bir proje var ve ben gece bunun üstünde şu anda çalışıyorum. Yani küresel öğretmen ödülüne seçilmiş diğer arkadaşlara da baktığımda ben hepsinin neden orada olduğunu bizzat onları tanıdıktan sonra daha da iyi anladım. Çünkü dünyada hakikaten fark yaratan, yalnızca öğretmenlik için yaratılmış dediğimiz topluma fayda sağlamak, dünya çocuklarının mutluluğu için gece gündüz çalışan bir sürü yürekli, cefakar öğretmenimiz mevcut. Ben de bu platformda ayrıca seçilmiş olmaktan dolayı da onur duyuyorum. Ve son olarak Ünye'yi, orduyu, ülkemi dünyada şerefle temsil ettiğim eğitim Nobel'i olan Global Teacher Prize ilk 50'sinde bundan sonraki süreçte de bütün çalışmalarımı aynı özveriyle devam ettireceğim. Şımarmak yok. Ben dediğim gibi hayatımın sonuna kadar ömrümü öğretmenliğe adamış bir yurttaş olarak bundan sonraki bütün çalışmalarımda da konumum ne olursa olsun bir dünya öğretmeni olarak ilk önceliğim her zaman korunmaya muhtaç dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar olacak.